Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sivas katmeri hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık su, ılıtmış olduğum su, ocakta ılıtmış olduğum ılık süt 1 su bardağı, 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker. Şöyle bir karıştıralım. Üzerine bir kapak kapatıp yaklaşık 5 dakika mayamızın bu şekilde aktifleşmesini bekleyelim. Evet, mayamız aktifleşmiş. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Şöyle karıştırıp kontrollü bir şekilde unumu ekleyerek ele yapışan yumuşak bir hamur elde ediyorum. Evet, hamurumuz artık oldu. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Ele yapışan yumuşak bir hamur oldu. Eğer elinizi bırakmaz ise 1 tatlı kaşığı sıvı yağ elinize döküp şöyle bulayıp sonra yumruklayabilirsiniz. O zaman daha rahat yoğruluyor. Şimdi bir kapak kapatalım ve mayalanmaya bırakalım. Evet, hamurumuz mayalandı. Şöyle bir aparat ile hamurumuzu karıştıralım. Gazı gitsin. Daha sonra hamurumuzu tezgahımıza alalım. Hamurumuzu dörde bölelim. Bir tabağımızın içerisine 2 ya da 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı gezdirelim. Yani sıvı yağımızı gezdirelim. Elimizle her tarafına sürelim. Ve bezelerimizi içerisinde şöyle bir döndürüp bir 5 dakika bekletelim. Üzerine temiz bir poşet geçirelim. Dinlendirdikten sonra içlerinden bir tanesini alalım. Elimizle kenarlarına bastırarak 35-40 santim enliğinde açalım. Ocakta 175 gram tereyağını erittim ve hafif şöyle soğuttum. Açtığımız hamurun her yerine gelecek şekilde serpiyorum. Fırça ile sürüyorum.
Şimdi hamurumuzun açtığımız bu kısmını tam ortaya getiriyorum ve onun da üzerine tereyağı sürüyorum. Diğer ucunu da alıp onun üzerine kapatıyorum. Şimdi bu kısma da tereyağı sürüyorum. Uç kısmını da alıp tam ortaya getirdim. Şimdi bu kısma da tereyağı sürüyorum. Diğer ucunu da üzerine getirip kapattım. Şimdi diğer hamurlarımın yanına alıyorum bunu. İçerisinden bir tanesini aldım. Şimdi onu da aynı şekilde elimle açacağım. Bu açmış olduğum bezemin üzerine de tereyağı sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde sürelim. Bu ölçülerden tam 2 tane katmer çıkıyor. Önce 250 milimlik ölçülerle su bardağı ile denedim. Katmerimiz kalın oldu. 200 milimlik tam geldi. Şimdi diğer açmış olduğum, yağlamış olduğum katmerimi de içerisine koydum. Şimdi bu ucunu onun üzerine kapattım. Kapattığım üst kısma tereyağı sürüyorum. Şimdi diğer ucunu da alıp onun üzerine kapatıyorum. Buraya da tereyağı sürüyorum. Uç kısmını da alıp onun üzerine kapattım. Şimdi buraya da tereyağı sürüyorum. Hatta elimle süreceğim. Şimdi diğer kısmı da kapattım üzerine. Bunu dinlenmesi için diğer bezelerim açana kadar burada dinlenmeye alıyorum. Şimdi aynı işlemleri diğer bezelerime de yapıyorum. Evet, en son bezemi de açtım. Şimdi yine tereyağı sürüyorum. Evet. Diğer açmış olduğum katmerimi de içerisine ekledim. Şimdi yine üzerini kapatıyorum. Ve açıkta kalan kısımlarına yine tereyağı sürüyorum. Diğer uç kısmını da getirip üzerine kapattım. Şimdi onun da her tarafına tereyağı sürüyorum. Şimdi bu kısmını da alıp üzerine kapattım. Açıkta kalan kısmına yine tereyağı ekliyorum. Ve diğer ucunu da getirip üzerine kapatıyorum. Şimdi diğer yapmış olduğumuz katmerimizin yanına alalım. O bayağı kabardı gördüğünüz gibi. Şimdi üzerini kapatalım. Bu şekilde katmerlerimizi dolabımızın alt bölümünde yarım saat dinlendirelim. İçerisindeki tereyağlar biraz donar gibi olsun, hatta donsun ki hamurumuz birbirine yapışmasın pişerken. Katmerlerimizin içerisinden bir tanesini alalım. Evet.
tezgahımıza koyalım. Önce elimizle daha sonra da merdane ile açalım. Açtığımız katmerimizi fırın tepsimize alalım. Elimizle tepsimizin içerisinde düzleyelim. Benim tepsim çok küçük olduğu için ikisini yan yana koymadım. Eğer siz tepsiniz büyük ise ikisini yan yana yerleştirebilirsiniz. Bir tane yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı yoğurt ekledim ve güzelce çırpıyorum. Keskin bir bıçak ya da bir jilet ile katmerimizin üzerine çizikler atalım. Hazırladığımız yumurta yoğurt karışımından sürelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırına yaklaşık 40-45 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Katmerlerimizden bir tanesini kesip size iç kısmını göstermek istiyorum. Evet, Sivas katmerimiz hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.